İyi akşamlar Korkuteli TV izleyenleri. Korkuteli ana haber bülteniyle karşınızdayız. Haberlerimizin detaylarına geçmeden önce özetlerimize bir göz atalım. Korkuteli TV'yi Korkuteli halkına sorduk. Gençlik Merkezi müjdesi. İlçemizde 23 Nisan coşkuyla kutlandı. Dilara Kandak cinayeti. Yeni nesil kanal Korkuteli TV çok yakında yayında olacak. Korkuteli halkına Korkuteli TV'den neler beklediklerini sorduk. Aldığımız cevaplar şimdi ekranlarınızda. Korkuteli halkının sesi, Korkuteli'nin dünyaya açılan penceresi olma yolunda yayın hayatına başlayacak olan Korkuteli TV mikrofonlarını ilk olarak Korkuteli halkına uzattı. Yeni açılacak televizyonda Korkuteli'mizin kültürel geleneklerini izlemek isteriz. Korkuteli için hayırlı uğurlu olsun önce Korkuteli TV'miz. Çok geç kalınmış bir şey. Bence harika bir fikir. Korkuteli TV Korkuteliler için büyük bir kazanç. İnşallah yayın hayatında başarılar dilerim. Korkuteli TV'den öncelikle böyle bir programı ilçemize kanal kazandırdığınız için, televizyonu kazandırdığınız için teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. Bayanları her yönde bilgilendirilebilecek, cahil kalmasını önleyecek programlar istiyorum tabii ki. Doğal kültürlerimizden, mantarımızdan bahsedilsin. Korkuteli'mizin zenginliklerinden bahsedilsin. İnternet üzerinden olacak. Genelde güncel bilgiler Korkuteli'nin haber kaynağı eksik bu konuda. Daha iyi böyle haber kaynakları, güncel, Korkuteli halkımızın hitap edeceği konular olursa daha iyi olur. Korkuteli televizyonu, evet, çok Korkuteli'ye ihtiyaç olan yıllardır bir eksiklikti. Bunun bu şekilde de olsa doldurulması bizlerde memnuniyet yarattı. AK Parti İlçe Başkanı İlham Yıldıran, Korkuteli Gençlik Merkezi müjdesini verdi. Hayırlı günler, hayırlı cumalar sevgili Korkuteli hemşehrilerimiz. Bugün Korkuteli'mizin uzun süredir beklediği, bizim de takibinde olduğumuz Gençlik Merkezi'nin yapımıyla alakalı size bilgi vermek için buradayız. İnşallah uzun süredir yapılması planlanan Gençlik Merkezi ile alakalı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden bir yazı beklenmekteydi. Bu yazı gerek bizim çabalarımız sayesinde İl Başkanımızın önderliğinde ve Mustafa Köse Vekilimizin takibiyle yazının onaylandığını duyduk. Bu yazı sonrasında da inşallah 19 ilçe içerisinde, Antalya'nın 19 ilçesi içerisinde bir tane ilçemize gençlik merkezi yapılacaktı. Bu ilçemizde Korkuteli'miz. Bunun müjdesini Korkuteli hemşehrilerimize vermek istiyoruz. Uzun süre gündemi meşgul eden Dilara Kandak cinayetinin katil zanlısı belli oldu. Dilara Kandak cinayetinin katil zanlısı eski eşi Ahmet Yorulmaz çıktı. Duyma abi. Geç. Korkuteli ana haber bülteninden bugünlük bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.